Alo. Kızım, ben Sureka. Seninle konuşmalıyım. Hemen. Evin önündeyim. Sureka teyze, yengemi buldun mu yoksa? Önce sen buraya gel, sonra konuşalım. Hemen geliyorum. Sureka teyze neden Sıvara'yı aradı? Teyze... Bu... Arinta'nın çantası. Polis bu çantayı köprünün orada buldu. Nehirde. Taşların üstündeymiş. Ama bu... Bu onun. Çanta kendi kendine oraya gidemez ya. Ben eminim. Arinta'ya kesin bir şey oldu. Ben Arinta'ya ne olduğunu öğrenmeliyim. Bana yardım eder misin Sıvara? Sıvara! Sıvara, bu sabah sana söyledim. Bu konuya karışmamıza gerek yok. Neden benim sözüme karşı geliyorsun sen? Yenge... Bak kızım, Arinta için endişelenmiyor değil. Ama olanlardan sonra bizim... Annapurna. Arinta senin gelinin. Gelini değil, geliniydi. Artık değil. Arinta'nın iyi ve yılanca bir dolap çevirdiğinden adım gibi eminim ben. O kız kendi kendine gidip bir yerlere saklanmıştı. Biliyorsun abla, Rajat'la birlikte ne kadar kötü oyunlar çevirmişti bu kız, hatırlıyorsun. Yeter Sureka. Bak Sureka, arkadaş olduğumuzu unutmadan önce lütfen git buradan. Yenge, yenge baksana. Polis yengemin çantasını bulmuş. Baksana. Araya girmesi var, büyükler konuşuyor. Ve doğruyla yanlışı bizden iyi bilirler. Hemen içeri gir Sıvara. Sureka, sana hiç istemediğim şeyler söylemeden önce... Git buradan. İyi ki Ragini senin Sureka ile konuştuğunu gördü ve hemen gelip bize söyledi. Senden bunu beklemezdim Sıvara. Yürü içeri hemen. Eve gir çabuk. Sıvara, bizim görevimiz büyüklerin sözünü dinlemek. Ama Ragini... Dinlemeyeceğim, yürü. Sureka teyzeyle konuştuğumu görüp hemen annemle yengeme yetiştirmişsin. Sen böyle yapmazdın. Başkalarının işlerine karışmak iyi değil.
Her zaman bu şekilde olmak zorunda değil Svara. İşim var, gidiyorum. Ama Ragini, sen de mabede gitmiştin. Yani o çantanın bulunduğu yeri. Ne demek istiyorsun? Ne ima ediyorsun? Hiçbir şey. Sadece düşündüm ki... Peki.